Merhaba. Bu videoda OpenCart altyapılı bir e-ticaret sitesinden ürünlerinizin XML ile çıktısını nasıl alabilirsiniz adım adım göstereceğim. Öncelikle OpenCart admin panelimize giriş yapıyoruz. Tarayıcıda sistemimizin adresinin sonuna slash /admin yazıyoruz. Kullanıcı adı ve şifre ile oturum açıyoruz. XML çıktısı alabilmek için öncelikle bir eklentiye ihtiyacınız olacak. OpenCart mağazamızın eklentiler bölümünde XML raporlama eklentilerini görüntüleyebiliyorsunuz. Bu eklentiler Webrus kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulmaktadır. Siz farklı bir firmadan destek alıyorsanız, altyapı sağlayıcınızın XML desteği verip vermediklerini öğrenebilirsiniz. XML konusunda destek alabileceğiniz bir yer yoksa benimle iletişime geçebilirsiniz, size yardımcı olabilirim. Gelelim nasıl XML dosyası oluşturabileceğimize. Eklentiler Universal Import Pro Export'a tıklıyoruz. Export Type'dan ne için XML oluşturmak istiyorsanız kategorileriniz, siparişleriniz, ürünleriniz vesaire onu seçebilirsiniz. Ürünlerimiz için oluşturacağız biz. Product seçiyoruz. Export Format kısmından XML seçiyoruz. Alt kısımdan ise filtreleme yapabiliyorsunuz. Siteniz çoklu dil içeriyorsa buradan dilleri filtreleyebilirsiniz. Bu yönetim panelinde birden fazla mağazanız varsa hangi mağazadan çıktı alacaksanız o mağazayı seçebilirsiniz. Belli aralıklardaki ürünlerin çıktısını almak istiyorsanız buradan limit koyabiliyorsunuz. Şu sağ kısımda da XML'in kaç adet ürün içereceği görünüyor. Siz her filtreleme eklediğinizde burası anlık değişecektir. Durumu açık veya kapalı olan ürünleri ya da belirli stok aralığındaki ürünleri seçebilirsiniz gibi birçok filtreleme yapabiliyorsunuz. Ek olarak bu dosyayı başka birilerine gönderecekseniz ve fiyatlarınızda bir zam ya da indirim olacaksa buradan da toplu fiyat değişimi yapabilirsiniz. Örnek bu şekilde yaparsanız tüm fiyatlarınıza %50 zam yapılacaktır. 0.9 yazarsanız da %10 indirimli göstermiş olursunuz gibi birçok özelleştirme yapabilirsiniz. Son olarak oluştur dediğimizde birkaç saniye içerisinde XML dosyamız oluştu ve otomatik olarak bilgisayarımıza indi. Bu dosyayı tutup sürükleyip tarayıcıya bıraktığımızda XML içerisinde bulunan ürünlerimize ait tüm bilgileri görüntüleyebiliyorsunuz. Bu çok detaylı bir XML oldu. Bu kadar bilgiye gerek yok bence. Sadece ürünlerin belirli bilgilerini içeren dosya hazırlayalım derseniz Export Fields kısmından ürünlerin hangi bilgilerini istiyorsanız filtreleyebilirsiniz. Temel bazda bir XML hazırlayalım birlikte. Model yani barkod seçelim. Ürün adını seçelim. Ürün açıklamasını seçelim. Ürün kategorileri. Stok adeti. Ana görsel. Diğer görselleri. Fiyat ve varsa kampanyalı fiyatını seçelim. Yani olması gereken zorunda kısımlar bunlar zaten. Siz bunları tabi daha da çoğaltabilirsiniz. Görüntülediğiniz gibi daha sade bir XML dosyasını da bu şekilde oluşturabildik. Yani siz bu şekilde sizin için hangi bilgiler gerekli ise o bilgilerin XML dosyasını oluşturabilirsiniz artık bu veriyi kullanabilir veya istediğiniz kişiler ile paylaşabilirsiniz. Bu tarz XML dosyalarını sık sık oluşturmanız gereken bir işlem yapıyorsanız her defasında tekrar tekrar bu ayarlarla uğraşmamak için ayarlarınızı kaydedebilirsiniz. Buradaki profil kısmından bir isim verip kaydedelim. Bu şekilde farklı firmalara, farklı sitelere XML verecekseniz her biri için ayrı ayrı profil oluşturabilir ve istediğiniz zaman hızlıca çıktınızı alabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız veya yorumlarınız varsa lütfen yorumlar kısmından bildirin. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla kişinin faydalanmasını isterseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Ekranda çıkan videolara tıklayarak diğer sitelerin nasıl kurulduğunu da öğrenebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere.